Siyasette küslük, dargın olmaz. Elinde sonunda en uygun şartta adımları bunların atılır. Suriye ile de bu iş yoluna girebilir. Siyasette küslük olmaz. Şimdi istihbarat düzeyinde olan, daha sonra belli bir olgunlaşmayla teknik ve siyasi düzeye taşınması düşünülen bu girişimler tabii ki yapılıyor ve yapılacak. Türkiye-Suriye arasındaki normalleşme sürecine ilişkin sıcak mesajlar geliyor. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, katıldığı televizyon programında gündemle ilgili soruları yanıtladı. İki ülke arasındaki normalleşme sürecinin hızlanması gerektiğini vurguladı. Suriye tarafıyla bu süreçlerin hızlı bir şekilde gerçekleşmesinin hem ülkelerin yararına olduğunu hem de bölgenin yararına olduğunu değerlendiriyoruz. Biraz da tabii dediğim gibi dünya siyasetinin zamansal olarak hızlı aktığı bir dönemdeyiz. Yani bütün bu gelişmeleri, bu kucaklayabilmek, bu meydan okumalara karşı uygun cevapları beraberce geliştirebilmek açısından buna ihtiyaç var. Sürecin hızlanması için üçüncü bir ülkenin devreye girebileceği mesajı da verdi Çelik. Cumhurbaşkanımız üçüncü ülke, o da olabilir dedi. O zaten siyasi görüşmelerle birlikte olgunlaştırılacak bir konudur. AK Parti sözcüsü terörle mücadelede ve Suriye'nin kuzeyine olası harekatta Şam yönetimiyle işbirliği olabileceğini kaydetti. Rejimle zaten şu anda istihbarat örgütünün istihbarat örgütü arasındaki temastan diğer temasa kadar gelinecek nokta nedir? Baştan beri söyledik. Suriye'nin toprak bütünlüğünü önemsiyoruz. Terör örgütünün oradaki varlığı Suriye'nin toprak bütünlüğü için de tehdittir, bizim için de tehdittir. Dolayısıyla burada işbirliği yapılabilir. Suriye'nin toprak bütünlüğüne de vurgu yapan Ömer Çelik, işbirliği yapılabilir dedi. İkili ilişkilerden tutun da terörle mücadeleye kadar bir durum söz konusu olacaktır. Bu terör örgütleri Suriye içinde, Irak içinde, Türkiye içinde, Türk içinde, Kürt içinde, Arap içinde, diğer bütün unsurlar içinde en büyük tehditlerden biri olacaktır. Ve bu tehdidin yok edilmesi, bu toprak bütünlüğünün sağlanması açısından önceliklidir. Çelik, PKK'ya destek veren Amerika Birleşik Devletleri'ne de terör tepkisi gösterdi. PKK, PYD, YPG ise onlar açısından belli siyasi projelerin hayata geçirilmesi için elverişli bir enstrüman. Bu net. PKK'nın Suriye'de, Irak'taki hareket tarzı belli ki terör örgütünü aşan bir akıl tarafından yönlendiriliyor. Güçlü bir destek aldığı görülüyor. Peki biz bunu daha önce nerede gördük? Biz bunu daha önce Afganistan'da gördük. Aynı örgütleri Amerika Birleşik Devletleri kullandı.